Merhaba, selamun aleyküm. Konumuz bugün futbol. Konuya bir değişik bir giriş yapmak istiyorum bugün. Son bu konuda yaptığım bazı paylaşımları sildim tekrar. Siyasette de olduğu gibi, siyasette de bazen kendimden bir paylaşma yapıp siliyorum ben, çünkü çok böyle aşırı tartışmaya açacak konuları paylaşmak istemiyorum. Çünkü bu kanal daha çok öğretmek için var, ne bileyim, bilgi kanalı, bilgi vermek için var. Beraber öğrenelim, beraber bilelim, ne bileyim, bilmediğin şeyleri burada görün. Bizim asıl amacımız, biliyorsunuz zaten, beslenme konusu olabilir, ne bileyim, çocuklarımıza ne verebiliriz, nasıl yapabiliriz, eğitim falan filan, böyle şeyler. Ama tabii dayanamayıp biz bazı şeylere de parmak basmak zorundayız. Mesela siyaset üstü saydığımız konulara da parmak basmak zorundayız. Çok aşırı siyasete girmeden de olsa bazı konulara değinmek zorundayız. Mecbur, çünkü bu hayatta yaşıyorsak bu gerçeklere biz de mecbur fikrimizi bu gerçekler için beyan etmek zorundayız. O yüzden mesela İmamoğlu'na o ceza geldiğinde dayanamadım, hemen video çektim. Ben o videoda ne dedim? Bu yapılan İmamoğlu'nu başkan yapmak için yapılıyor. Cumhurbaşkanı adayı olması için yapılıyor dedim. Benim dedikten, ben bunu dedikten sonra Sinan Oğan da, Ümit Özdağ da, onlardan da bunu duydum. Hatta Ümit Özdağ benden önce de demiş bunu. Ben haberim yoktu. Hatta Ümit Özdağ İmamoğlu için ikinci Erdoğan dedi demiş. Onu da sonradan duydum. Ben de fikrim o. Ben Akçabatlı olduğu halde, Akçabatlı olmasına rağmen, yani Trabzon olmasına rağmen, İmamoğlu'nu belediye başkanı seçimine desteklemiştim. Çünkü bazı şeyleri bilmiyordum. Sonradan gördüm, yavaş yavaş lan dedim, bu ne ya böyle? Çok tehlikeli dedim kendi kendime. Tabii ki herkesin fikrine saygımız var, ama bazı şeyler var ki teröristlerle kol kola girildiği an bizim için orada o bizim kırmızı çizgimizdir. O iş biter ki CHP'nin içi de belli. Bazı HDP'lilerle, PKK'lılarla nasıl kol kola oldukları ortada. Neyse, orada o kadar girmeye gerek yok, ama bu konularda açıklama yapmıştım işte. Sıra baktım ki yok ya demişim, bu bize yakışmadı şimdi böyle. Bu siyaset daha çok demiştim, silmiştim. Mesela en son Fenerbahçe hakkında bir konuşma yaptım. Sonra baktım Fenerlilerin bazı fikirlerini bir dinledim. Onlar dedim bazı farklı konuşuyor dedim. Acaba ben bütün maçı bakmadığım için, yani adamlar hakkına da girmeyeyim dedim. Onu da sildim. Ama şimdi bir kısa bir değineceğim böyle. Mesela Fener Ümraniye maçında doğru, Fenerbahçe'nin attığı golden önce %100 faul var. Fenerbahçe'nin attığı golden önceki faulu görmeyen hakemler var, niye var? Ne hikmetse Ümraniye'nin golden önceki faulu görebiliyor. Ya bunun gibi çok şey var. Tabii şimdi bizim Trabzonspor lehine hiç hata yapılmıyor mu? Yapılıyor, ama ben hep bunu söylüyorum. Bakın, Trabzonspor son 20 senede hükümet bizi destekliyormuş ya. Ya da son 40 senede. Ne kadar kaç kere şampiyon oldu? Siz sonuca bakacaksınız. Bizim lehimize yapılan hatalar göstermelik hatalar. Bizi şampiyon yapan hatalar değil. Ama İstanbul takımları lehine yapan hatalar hep onları şampiyon yapan, onları yukarıda tutan hatalar. Ha tabii ki 3 tane İstanbul takımı olduğu için güya büyük. Sonradan büyütülmüş takımlar. Bunlardan biri şampiyon olacak. 3 şampiyon olamıyor. Yani bence bu sene 100. yıl artık kesin bu. Bunu bir tek benden başka belki de kimse dile getirmiyor, ama getirirler yakında. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olduğu için Galatasaray şampiyon yapmak istiyorlar. Çünkü Galatasaray'ın arkasındaki kirli eller daha güçlüymüş Fenerbahçe'dekinden. Ben de onu görmüş oldum. İsim vermeden, ama onun arkasında birkaç tane unsur var, öyle gözüküyor. O olmadı, Fenerbahçe'yi bir arkasında tutmak istiyorlar. O olmadı, evlat Beşiktaş'a tutuyorlar. Birinden biri şampiyon olsun diyorlar. Yani Trabzonspor'un önü kesileceği kesin bu sene. Belki de Trabzonspor'daki kötü gidişatıyla bundan da alakası var, ama nasıl alakası bilemiyorum. Belki daha futbolcuların bu gördükleri onlara yetiyor. Belki de görüyorlar ki hakemlerin yaptığı her şeyi, yapılan haksızlığı gördüm, futbolcuların psikolojisi bozuluyor, oynayamıyor. Zaten bu insanlar çoğusu para için oynuyor. Allah düşüyordu. Çoğu zaten para için oynadığı belli. Onun için ben ne diyorum? Bakın, çok önemli bu konu dediğim, bunu iyi dinleyin. Çünkü bizim dediklerimiz hep kendimi övmek gibi olmasın, ama çıktığı için siyaset uzmanları var ya, işte biz de kendimizi siyaset uzmanı gibi görüyoruz. Çünkü bir güne kadar FETÖ konusu olsun, açılım konusu olsun, PKK konusu, ne bileyim, bunlar gibi farklı farklı konular da var. Bunlarda hep ne dediysek hep o çıktı. Dediklerimiz hep harfiyen uygulandı. Yani yanlışların yanlış olduğu ortaya çıktı. Ya bir gün de onun gibi ne diyor mesela, diyoruz bu mülteci konusunda değiniyoruz. Altılı masa konusuna değiniyoruz hiç iyi olmadığı için. Başka şeylere değiniyoruz. Bunlar da yarın çıkacak. Bunlar da bir gün yine karşı çıkıyor, ama neyse. Şimdi burada da futbolda da aynısını diyebilirim. Bakın, Trabzonspor
Bence geçen sene şampiyon oldu hakkıyla ama Trabzonspor'un gaza alınmak için buna yine birileri tarafından göz yumuldu. Yani İstanbul takımları aşağıda biraz tutuldu gibime geliyor. Şimdilik de yine bizi tutuyorlar, onlar şampiyon yapmak istiyorlar. Çünkü 100. yıl çok önemli bunlar için. Ne alakası varsa. Biz de diyoruz ki hiçbir şey olmaz. Bakın Kıbrıs Barış Kupası'nı aldık. Biz ne oldu? İstanbul'a zarar mı geldi? Gelmedi. Bunu da biz alsak yine İstanbul'a zarar gelmez. Biz hepimiz birlikte Türk milletiyiz. Hepimiz Türkiye'nin, Cumhuriyeti'nin, yani İstanbul olsun, diğer şehirler olsun, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde değil miyiz? Yani biz hepimiz beraber Türkiye'yiz. Türkiye milli takımımız mesela niye başarılı olmuyor? Çünkü hep İstanbul'a ağırlık verilmek istediği için, hep bazı futbolcular zorla oynatılmak istediği için. Ya bütün Anadolu'ya, bütün takımlara bakın ya. Bütün takımlardan şampiyon çıksın. Bir rekabet olsun. Böyle oldu mu diğer futbolcular rekabete giremiyor. Psikoloji bozuluyor. Mesela yabancı futbolcular. Bunları gördüler mi? Bence çoğu bundan oynayamıyordur. Psikolojisi bozuluyordur. O yüzden ben diyorum ki Trabzonspor bu sene ya ligden çekilsin. Desin ki 100. yıl rahat olun. Kendi aranızda turnuva yapın 3 takım İstanbul takımları. Şampiyonu belirleyin. Konu kapansın gitsin bizi uğraştırmayın. Ya bunu desin Trabzonspor ki bunu yapamaz. Sanmıyorum yapacağını. Bunun yerine o zaman ne yapsın? Bütün yabancıları satsın. Çok istekli olanları tutabilir. Mesela ben Latimi'den aslında Naci'yi tutmasını isterdim de Latimi galiba gidiyor. Yani rezalet. Bu gidişe Naci de gider. Neden derseniz çünkü oynatılmıyor adamlar doğru dürüst. Siz genç futbolcuları oynatmak zorundasınız. Genç futbolcuları süre almak zorunda ki daha da yetenekleri artsın. Ama ne yazık ki Türkiye'de hep her zaman her şeyin tersi yapılıyor. Ne hikmetse da niye bazı şeyler yürümüyor diye kendi kendimize sorup duruyoruz. Mesela şunu belirteyim bir de. Bir tane Barcelona'da genç futbolcu var. Onu geçen Arda Güler'le kıyasladılar. Çocuğun aldığı süreyle Arda'nın aldığı süreyle aslında çok büyük fark var. Tabii bu çocuk ilerler. Bizimkisi olduğu yerde kalır. Yetenek de bir yere kadar. Tabii bizim futbolcuların bazı görüşleri, dünya görüşleri veya bakış açıları yanlış. Bende yetenek var deyip de oturuyorlar kıçının üstüne. Öyle olmuyor. Tabii hepsini değil tenzih ederim ama ne yapman lazım sen yetenek olarak? Daha da dört dörtlük yemene, içmene, beslenmene, uykuna, antrenmanına dikkat etmen lazım. Daha profesyonel olman lazım ki bir Ronaldo, bir Messi kalitesine çıkabil. Başka çıkamazsın oraya. Ondan sonra tabii ki biz hep böyle yarı yolda kalırız. O yüzden diyor Trabzonspor yabancıları satsın. Genç, Naci gibi, Latimi gibi. Tabii yine yabancı da olabilir ama genç. Ve yerli. Türkiye'den futbolcularla ve Trabzon'dan, yayladan topladıkları futbolcularla. Bak mesela o tane çocuk vardı Trabzon'da. Bayağı golcuydu. Yerli. Çocuk gitti. Baştan gitti ama haklı. Artık siz yeni nesile bu Z kuşağı dedikleri var ya, gözü kapalı diğer futbolcular yaptığınız gibi boş sarfa imza attıramazsınız. Yerlisin sen, Trabzonlusun sen, bizim evladımızsın. Sen mecbursun, öyle bir şey yok. Hakkı neyse vereceksiniz. Uğurcan Çakır'ın performansı düştüyse bu yüzden düştü. Adam 20 milyon euroya gideceği yerde şimdi 20 milyon TL oynuyor Türkiye'de yine Trabzon'da. Gelen diğer futbolcularından bile azalıyor. Yabancılardan sonra çok daha azalıyor. Bu adam şampiyon yaptı bizi ya. Hak etmiyor mu bunu? Biz bir de biraz nankörüz galiba. Vakayeme de hak ediyordu. Şu an futbolculara baktığım zaman Vakayeme bile hak ediyordu. İstediği parayı hak ediyordu. O şu an Trabzonspor'u çok daha farklı yerlere getirirdi. Hak edeni ve hak ettiğini vermezsen böyle düşersin sonra. Neyse o yüzden Trabzonspor akıllını kullanıp gençlerden oynasın. Zaten 3-4 sene şampiyon olmasın fark etmez. Zaten ya bir daha biz en az 20 sene, 30 sene, 40 sene şampiyon yapmazlar. Zaten bunu da söylüyorlar. Bırakın gençler oynasın. Bu gençler tam tersi şey yapacak bunlarda psikolojik men. Hakem hataları olsun, federasyon yaptıkları olsun ve de hata değil bunlar aslında. Rusya yapılıyor ama bütün bunlar siyasetin parmak basması olsun futbola. Her anlamda ne yaşanırsa yaşansın bu genç Türk futbolcular daha da hırslanır. Daha da kalbinden oynayacağı için daha da iyi oynar. Yabancı futbolcuların psikolojisi bozulur, kötü oynarlar. Ama bu yerli genç Trabzonlu futbolcular var ya daha da sinirlenirler, daha da hırslanırlar ve daha iyi oynarlar. Ve görün bunlar daha çok süre alacağı için birkaç sene sonra Trabzonspor'u kimse tutamaz. Değil federasyon, hakemler, bütün Türkiye'deki pislik, kirli eller hepsi bir araya gelse, sahanın ortasına otursalar bize engel olamazlar. Ben Trabzonspor'a, Trabzon'a çağırırım ve diğer Anadolu takımlarına da çağırırım. Siz de yapın sadece sizden bir şey olmasına izin vermiyorlar. Gençleştirin takımları. Çocukları doğru dürüst eğitim. Antrenman da var ya öyle 10-15 kanada koştun iyi değil. En az 20 kanada koşacaksın arkadaş. Her 3 ayda bir fitness testinden geçeceksin. Böyle taş gibi, demir gibi olacaksın. Bunu başaramayan futbol oynamayacak kardeşim. O kadar para alıyorsunuz. Diyeceksin ki bu şeyden geçecek. Almanya'da gelin bir. Testten bir geçsin bizim futbolcular bana zor geçer. Burada antrenman yapamazlar. Adamlar buranın ikinci ligi
bizim Süper Lig'den daha iyi antrenman yapıyordur belki. Sorun burada başlıyor. Sonra beslenmek, yediğin, içtiğin, gün içinde yaptığın antrenman, antrenmandan sonra kendin ne yapıyorsun? Uykun, uyuduğun uyku. Bunlar çok önemli. Bana öyle geliyor ki yine bu konularda disiplin sistem bizim Avrupa'daki, Almanya'daki Türklerde var. Buradaki Türk hocaları varsa bunlar da vardır. Bunlar belki buraya bir şey yapabilmesi lazım. Türkiye'dekiler bir şey bunu beceremiyor. Niye beceremiyor bilmiyorum. Buraya gelip burada bunları gördükleri halde Türkiye'ye gelip uygulayamıyorlar. Şimdi Nuri Şahin iyi bir şey yapmaya çalışıyor ama o da tam uygulayamıyor. Çünkü sistem ya, Türkiye'deki toptan sistem de yanlış olduğu için o sistemi oturtamıyor galiba kendi takımında. Bir de neyse Nuri Şahin konusuna çok girmeyelim. Yine şimdi Trabzon yaptığı saygısızlıktan sonra Fenerbahçe Galatasaray onlara kadar yaptıkları da ortada. O yüzden o konulara hiç girmeye gerek yok. Ama en azından iyi bir şey yapmaya çalıştı çocuk. Ona da o konuda desteğiniz var. Ama saygı konusunda biraz kendini düzeltmesi lazım bence. Bize sıra geldi mi, herkesi kışkırtıp da başkasına sıra geldi mi milleti sargınlaştırmak olmuyor bu. Belki hatalarını, belki de hatasını görüyordur ama fark etmez. Neyse oraya değinmeyelim. Ama şunu diyeyim, yolunda devam etsin antrenör olarak. İyi bir şeyler yapabilir. Almanya'dan geldi çünkü bu disiplini, bu sistemi o biliyor. Şimdi ne dedim ben? Konu biraz dağıldı. Ya ligden çekilelim, ya takımı gençleştirelim. Birkaç sene sonra şampiyon oluruz. Bakın Juventus'un 11 puanı silindi. Daha önce ligden düşürülmüştü. Galatasaray'ın %100 yediği gol, herkesin hemfikir olduğu, kabul ettiği, bal gibi gol Sivas'ta attı. Ortadayken ne yapıldı? Hakemler cezalandırıldı sadece. Bu da danışıklı dövüştür kesin. Adamların işine geliyordur belki de. Niye Galatasaray'ın puanı silinmedi? Niye 2011'de Fenerbahçe küme düşürülmedi? Niye bizde bazı şeyler doğru yapılmıyor? Yapılmıyor işte, yapılmıyor. Yapılmadığı için de bugün bunları yaşıyoruz. Vallahi kısa değineceklerim oldu gün 12 dakika. Bu konuda en azından 10 tane video sildim 5 dakikalık. Yaptım. Hatta paylaştım sildim. Paylaşmadan sildim. Ve burada bir şey daha diyeyim. Siyaset üstü bir mesele yine. Çünkü Türkiye'de hepsi bir. Hepsi aslında kökü aynı olduğu için şimdi hepsine bir anda değiniyorum. CHP'nin ya da altılı masanın adayı belirlenecek. Az kaldı bir çıkacaklar. Abdullah Çener'i dinledim geçen. Yani biraz dinledim. Tam dinleyemedim ama mevzular açık mikrofonda. Oğuzhan Uğur'da. Abdullah Şener'le ben Mannheim'da görüşmüştüm. Burada toplantı yapmıştı. Ben de o zaman onunla kısa bir görüşebilmiştim. Onu dinlemiştik. Çok öncelerden. AK Parti'den çıktıktan sonra o. Abdullah Şener konuşmasını bilen, siyaseti iyi bilen bir insan. Orada dedi ki ben dedi Kılıçdaroğlu'nun aday yapılacaksa kazanacağı için yapılacağını bildiğim için desteklerim dedi. Ve verdiği bazı cevaplarda da acayip politik cevaplar verdi. Çok sinirlerim bozuldu. Ya Allah'ını seviyorsanız bakın. Bak Allah'ın adını anıyorum. Cidden. Tek bir Atatürkçü, tek bir gerçek CHP'liden bahsediyorum. Bak ben o şeylerden bahsetmiyorum. İçindeki HDP'lilerden ondan bunlar. Ya tek bir İYİ Partili gerçek ülkücü olsun ne bileyim. Ya Allah'ını seviyorsanız siz gerçekten Kılıçdaroğlu'nu aday mı yapmak istiyorsunuz ya? Ciddi misiniz ya siz? Kılıçdaroğlu'nun kendisinden özelliğinden alakası yok bunun ama Kılıçdaroğlu'nun yanlış anlaşma olsun da Erdoğan'ı tabuta koysalar Kılıçdaroğlu onu bile yenemez. Ne kadar Erdoğan oylar düşük de olsa Kılıçdaroğlu'na aday gösterin. Görürsünüz. Son bir ay bile kalsa Türkiye'de öyle şeyler olacak ki ve Kılıçdaroğlu'nun normalde şu anda kimi koyarsanız koyun Erdoğan yener ha onu da söyleyeyim. Yani Erdoğan da kendinden başka koyacak adamı yok. Çünkü Erdoğan oylar AK Parti'nin daha üstünde hala. Kimi koyarsanız koyun yeneceği halde Kılıçdaroğlu'nu koysunlar. Yarın öyle şeyler olacak ki Erdoğan yine kazanacak. Kaldı ki Erdoğan kazanmasın. Kılıçdaroğlu kazansa bile ne? Emin olabilirsiniz. Bu bizim için daha da kötü olacak. Çünkü bu altılı masa şu anda AK Parti Erdoğan'dan çok daha tehlikeli. Bu altılı masa Erdoğan'ın yarım bıraktığı her şeyi tamamlamak istiyor. İşte bunun içinde İYİ Parti de var. Bunlar açılımı da tamamlamak istiyor. Bunlar kalkıp da savunma sanayini durdurmak istiyorlar açık açık ya. Siz nasıl insanlarsınız be? Savunma sanayi. Selçuk Bayraktar'ın yaptığı. Selçuk Bayraktar mıydı ismi? Evet. Yanılmıyorsam. Savunma sanayinin yaptığı ki Bayrak'la karıştırmayın bunu siz. Bu bambaşka bir insan. Savunma sanayinin yaptıklarını ne demek ben İHA'yı SİHA'yı onu bunu durduracağım kısır emeği. Sen kimsin lan?
ben TOG'u bandını durduracağım. Ya de ki TOG'u ben daha da millileştireceğim. Ben bunu gerçekten çıkmasını sağlayacağım. Bunlar şov yapıyor de. Bu İHA'lar, SİHA'lar aynı Ümit Özdağ gibi de. Daha da geliştireceğim de. Mükemmel de. Doğruya doğru desene lan. Hala kalkıp da bu altılı masaya destek verebilen bir insan, yemin ederim aklından şaşarım. Biz öyle bir noktaya geldik ki, yemin ediyorum, bak aslında ben bu kadar konuşmak istemiyordum bu konu hakkında şimdi ama oldu, bir kere konuşacağım. Bu siyaset üstü. Yemin ederim AK Partililer zamanında AK Parti'nin yaptığı her pisliğin üstünü örttüler. Açılımın olsun, kurulan çadır mahkemeleri olsun, ne bileyim, bütün ne varsa, ekonominin ne duruma geldiğini gördük. Her şeye bir şey uydurdular. Açılıma bir şey uydurdular. Yok analar ağlamasın. Yok siz şu yok, faşist meseleniz yok. Kürtlerle biz kardeşiz. Sanki biz Kürtlerle bir derdimiz varmış gibi. Adama Pekkaya sarılıyor. Adam diyor ki biz Kürtlerle kardeşiz. Lan Pekkaya sarılıyorsun. Kürtlere sarılmıyorsun ki sen. Ermeni soykırım konusu hakkında Yusuf Halacoğlu'nu indirdiler. O konuyu resmen kabul ettiler. Erdoğan resmen taziye mesajı gönderdi bunlara. Uydurma soykırım gününde. Yani AK Parti'nin yaptığı o kadar büyük rezalet var ki. Mesela Abdullah Şener bana bir şey demişti burada. Yani yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorum yanlış hatırlamış şeyler buna açıklama getirsin. Ama bana o zaman demişti ki Erdoğan bir imza attı demişti. Ben çünkü başka bir yerde bunu duyamadım, okuyamadım. Acaba diyorum ben bunu rüyamdan mı gördüm? Yani ben çünkü onun anlattığını biliyorum. Uydurmak istemiyorum çünkü bir şey. Erdoğan bir imza attı demişti. Türkiye'de bir iç karışıklık, bir iç savaş çıkarsa NATO şemsiyesi altında Amerikan askeri Türkiye'ye 48 saat gelme hakkı var. 48 saat durma hakkı var dedi. Bu güya bu iç savaşı durdurmak için. Ümit Özdağ bunu buradan aslında duyurmak isterim. Bir de Sinan Oğan gibi büyük insanlarımıza. Çünkü onlar bu konuları çok değindikleri için. Türkiye'de iç savaş çıkartılmak istediğini, bir şeyler yapmak istediğini söylüyorlar. Bakın Türkiye'de acaba birileri bir şey çıkartıp da mesela Erdoğan da gelse, Kılıçdaroğlu da gelse bunların işine gelecek. İkisi de bunların işine gelecek. Kaldı ki Erdoğan aslında bunlar için çok da bir hizmet etmiyor aslında da ama yine de hataları çok. Neyse o konuda girmeye gerek yok. Ama bunların ikisinden biri de gelsin fark etmez. Bunlar için iyi. Ama onlar değil de Zafer Partisi gelirse ya da Sinan Oğan başkan olursa ya da başka birisi mantıra yavaş olsaydı mesela acaba o zaman birileri düğmeye basıp da iç savaşı mı çıkartacaktı? İşte o zaman da NATO mu Türkiye'ye gelip girecekti? Bütün Bulgaristan, Yunanistan, bütün sınırlarımız Türkiye dört etrafı da resmen Amerikan askerlerinden, NATO askerlerinden donatılmış durumda. Bunu da hepimiz biliyoruz. Acaba bu imza doğruysa, bunlar da içimize girmesi hakkı varsa bunun mu yönü açılmaya çalışılıyor? Yani her anlamda biz kuşatıldık mı? Doğruyu seçse bile halk kuşatıldık mı biz? Bunu bir iyi bir bilmek lazım, araştırmak lazım. Ve buradan bir şey daha demek istiyorum. Ümit Özdağ'ın yaptığı çok mükemmel işler var. Muhalefette muhalefete öğretiyor. İktidarı nasıl yapacağını iktidara gelmeden de herkese öğretiyor. Yemin ederim helal olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Bu kadar mükemmel. Onun için mesela diyor ya ki kırmızı boya olsun seçim. Bak işte güvenliği sağlıyor. CHP hiçbir zaman güvenliği sağlamadı ki. Bunlar her zaman bu sistemin, bu oyunun, bu oyuncağın bir parçası oldular. Her zaman parçası oldular. Kimseye hakaret falan etmek istemem ama yani Kılıçdaroğlu'nu sokakta görsem suratına bakmam ya. Kılıçdaroğlu kim Allah'ını seviyorsanız ya? Allah Kur'an aşkına ya. Bu nedir ya? Hadi Erdoğan'da bir şey vardı en azından. Ne olursa olsun bunu herkes kabul etmek zorunda. Yani ne kadar hata da yapsa adam. Adamda bir karizma vardı, bir duruş vardı lan, bir hitap vardı, konuşuyor. Kılıçdaroğlu'na ne var Allah'ını seviyorsan? Dışarı çıksa boynu bükülür lan böyle. Türkiye'yi şey yapamaz ki bu adam. Dışarıda temsil edemez ki. Avrupa'dan bazı şeyler çok daha iyi görünüyor biliyor musunuz? Biz bunu yıllarca burada insanlara anlattık. Ne dediysek hep çıktı. Vallahi billahi ne dediysek. Benim kendimi övmek amacım yok ha. Benim çok da umurumdaydı. Bak ben Türkiye için ölürüm. Ben Türk milletçisiyim. Ama bazı şeyler de yapmadınız mı? Yani bana, benim çok umurumda olmaz ki bu. Ha diyeceksiniz ki tabii sen şimdi Avrupa'da oturursun kıçanın üstünde ne olacak da Türkiye olur. Yok o da değil. Yani Türkiye'de bir şey çıkarsa ben sana Türkiye'ye giderim. Gözümü kırpmadan. Biz şehit olmuşuz, gazi olmuşuz hiç fark etmez. Bakın ben burada 2012 senesinde, bunu da ilk kere açıklıyorum burada. Pekkalar yürüyüş yaptı Almanya'da. Ben de oraya gittim. İki tane büyüğüm oradaydı diye. Milliyetçi, ülkücü iki tane büyüğüm. Türk bayrağı açtık. Daha doğrusu açtılar. Ben de ortalarındayım. Ve Pekkalılar üstümüze saldırdı. Niye açtılar o bayrağı biliyor musunuz? Sevmediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'a küfredildiği için. Çünkü ne olursa olsun Türkiye'nin başkanı mıydı o zaman? Cumhurbaşkanı mıydı? Başbakanı mıydı? Neyse o zaman 2012 senesinde. Ne olursa olsun Türkiye'nin
Türkiye'de Türkiye'yi temsil eden bir insan olduğu için ve o Pekkalar ona küfür ettiği için biz orada bayrak açtık. Ve o Pekkalar saldırdı bize. Bunlar bana saldırdı. Ben kendimi savununca polis beni dövdü. Benim dişimi kırdı. Ayağımı yaraladı. Ben burada Türkiye gazetesine bile çıktım. Ve bize gazi bile dendi o zaman. Ama konsolosluğa da yazdık. Ne de yapsak hiçbir şekilde kimseden bir destek görmedik. Ne MHP'den ne AK Parti'den hiç kimseden. Devlete yazdım, konsolosluğa yazdık. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Beni bir tek ocaktan aradılar. Türk ocağından, burada ülke ocağından aradılar. Başkan tarafından ve tabii ki içindeki ülkücü büyükler sahip çıktı. O kadar. Başka ne devleti ne partinin hiç kimse umurunda olmadık. Bunu orada biz yani öldürebilirdiler de. Çünkü polis beni kelepçeleyip yere attı. Bütün oradaki 4-5 tane Pekkalı etrafımı sardı. Hatta onu geçtim. Beni polis kaldırdığında benim annemle kardeşim geldi o an. Onlar da beni görünce onlar da ağzına geleni saydı. Ve polis beni minibüse atıp götürdüğünde annemle kardeşim o Pekkalı'nın arasında kaldı orada. Ve büyük bir mucize artık nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde oradan çıktılar gittiler. Yani biz burada uzak değiliz aslında Türkiye'nin sorunlarına. Biz burada çok şehitler için yürüyüş yaptık. Çok. Türkiye Sevdalar Derneği kurmaya çalıştık. Çok iş yapmaya çalıştık. Sayokan Alpuk Okulu'nu kurmaya çalıştım. Çok şey denedik ama olmuyor. Çünkü çok insan sadece konuşuyor. Destek sıra geldi mi para desteği o şu bu olmuyor. Çünkü çalışmamız da lazım. Hep ortada kaldık. Ben de zaten bütün bunlardan sonra en son dedim ki bir çepli derneği kurayım burada ama o da öyle kolay değil. Sonra dedim kendi kendime lan olmuyor. Para yok para. Bu sistemin kölesisin. Burada hayvan gibi çalışıyorsun. Biz çok çalışıyoruz. Kendim firma kurdum. Dedim ki bir sistemi belki kendim firma kurursam büyürsem o zaman para ihtiyacım olmaz. Kendim bu sistemi deler geçerim. Onun savaşını veriyoruz ama orada da yine köle gibi çalışıyoruz yani anlayacağınız. Dönüp duruyorsunuz çünkü iki şey vardır bakın. Bir ya Türkiye'deki gibi aç bırakırsın insanları. Aç bırakırsın. Kimse çıtını çıkartamaz. Bir şey yapamaz. Bu sistemin şeyi olur. Kölesi olur. Ya da Almanya'daki gibi köle gibi çalıştırırsın iki. Yine bu sistemin kölesi olur. Yine hiçbir şey göremez. Hiçbir ağızlaşamaz. Dünyayı böyle uyutuyorlar. Bizim gibi sesini çıkartan insanlar da oldu mu? Ya onlar işte Allah rahmet eylesin Sinan Ateş gibi şeydir diyorlar. Ya onlar delidir, bunlar şöyledir, böyledir de susturuyorlar. Ya Sinan Oğan gibi sesini duyurmuyorlar. Ya da Ümit Özdağ gibi şunlar da ne suikastlar hazırlanıyor ama Allah koruyor bu insanları şimdilik. İnşallah da korur. Türkiye'nin Sinan Oğan gibi, Ümit Özdağ gibi insanlara ihtiyacı var. Politikamızın bunlara ihtiyacı var. Bunu açık açık söylemek lazım. Ben merak ediyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra çok çabuk bu şekilde karşı bir aday çıkmak zorunda. Zafer Partisi etrafındakilerle birlikte Sinan Oğan hep birlikte bir aday çıkartsınlar. Sinan Oğan ne diyor? İlla ben olmak zorunda değilim diyor. Milliyetçi aday mutlaka olsun diyor ama Sinan Oğan hiçbir şekilde kendini düşünmüyor. Ümit Özdağ da kendini düşünmüyor aslında. O da diyor. Mansur Yavaş olsun ama Mansur Yavaş ne yazık ki eğer görünen gibi olursa tarihe geçti bence. Torunlar ona 10 sene sonra sorarsa ki dede bu ülke bu duruma tam gelmeden, uçurumdan aşağı düşmeden, sana bu şans geldiğinde %60, %70'e bu halk seni hiç başkan yapmak istediğinde sen neden olmadın, neden bu ülkeyi kurtarmadın denildiğinde Mansur Yavaş buna cevap veremeyecek. Severim kendisini, çok severim MHP'deyken de, şimdilik de ama bu yaptığı bence çok büyük bir yanlış. Neyse çok bir şey demek istemiyorum ama torunlarına cevap veremeyecek ne yazık ki. Biz Sinan Oğan gibiler, Ümit Özdağ gibiler. Biz çok rahat cevap verebileceğiz. Tabii o zaman yaşarsak. Çok kötü bir durum, çok kötü bir dönemden geçiyoruz Türk milleti olarak. İnşallah bu dönemi atlatırız. Çünkü ben eminim, sahip kıran da oldu. Artık Doğu, Türkistan, Orta Asya dedikleri Türkistan'dan, Çin'in oradan, Sibirya'dan, Anadolu'dan. Artık burada çok büyük bir şey yatıyor. Ve Avrupa'ymış, Batı'ymış, Amerika'ymış artık dünyanın şeyi merkezi burası olacak. Zaten dünyanın kalbi İstanbul. Biz bunu başarabiliriz. Ruslar yapamayacak. Rusları gördük zaten. Ruslar zaten rezil Rusya'ya aldı. Ruslar elendi oyundan. Ruslar elendi. Rezil oldular. Ama Çin gibi bir güç var. Ya Çin bunu yapacak artık ki oraya doğru hızla gidiyor. Ama ben eminim biz ayağa kalkabilirsek uyanıp da biz bunu başarırız. Bizde o güç, kuvvet var. O akıl var. Türk milletinin ayağa kalkmasını engellemek istiyorlar. Türk milleti ayağa kalkıp Türk birliğini kurup hep birlikte bir yumruk olup yürümek zorunda. Bunun için de yapmamız gereken ilk iş
Atatürk'ten sonra ilk kez Atatürk'ün yolunda yürüyecek gerçek insanları Türkiye'nin başına getirmek. Mesela Sinan Oğan gibi bir başkan ya da Mansur Yavaş gibi bir başkan ve arkasından meclisi Zafer Partili gibi insanlara teslim ederek. Ancak böyle kurtarırız. Bugüne kadar bizi bu noktaya getirenler bizi kurtaramaz. Atatürk, Türkiye'nin kurucu zihniyeti bir daha öldükten sonra bu ülkede iktidara gelemedi. Gelemedi. Ama ben eminim 100. yılına geldik artık. Buranın kurucu zihniyeti buranın iktidarına gelecek. Buranın kurucu zihniyeti de Sinan Oğan gibi, Ümit Özdağ gibi insanlar. Gerçek Atatürkçü, gerçek Türk milletisi, gerçek ülkücü insanlar. Artık ülkücülükle devrimciliği de çok fazla birbirine ayırmamak lazım. Çünkü bir yerde artık birleşmek zorundalar. Birleşiyorlar da. Çünkü devrimci de solcular, solcuların ne kadar hatalı olduğunu görüyor. Ülkücü de sağcıların ne kadar hatalı olduğunu görüyor. Ve bunlar bir noktada artık birleşip Atatürkçüyüm, gerçek Atatürkçüyüm diyen gerçek devrimci ben Atatürk milletisiyim diyebiliyor. Gerçek ülkücü olan da ben Atatürk milletisiyim diyebiliyor. Aslında bir yerde birleşiyorlar ve bunu başarmak zorundayız. Az kaldı, bakın sura üflendiğinde hepimiz Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Bazen ben kendi kendime gülüyorum böyle. Ama bayağı gülüyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. Sonra bana bazen diyor ki sen salak mısın? Ne oluyor sana? Niye gülüyorsun? Diyorum ki düşündüm ki lan vakti geldi de ben öldüm. Melek geldi benim canımı aldı. 1000 sene önce ölenden bugün ben öldüm mü? İkimiz de aynı zamanı beklemiş gibi olacağız. Zaman kavramı yok çünkü aslında. Çünkü dün yoktur, yarın yoktur. Sadece şimdi vardır. Gelecek, geçmiş, gelecek diye bir şey yoktur aslında. Şimdik. Düşünün. Anında, yani ben öldüm mü? Benim kıyametim aslında kıyamet demek. Hep herkesin kıyameti kendine. Ben öldüğüm an benim bir daha başkası 100 sene sonra da ölse ikimiz aynı anda kalkacağız hemen. Anında ben bir şey beklemiş gibi olmayacağım herhalde. Kalkacağız ve Allah'ın huzuruna gidip hesap vereceğiz. Ve hesap anında bu dünyadaki tüm oyunlar, tüm yalanlar, tüm güç, müç, ne bileyim para, o, şu, bu hepsi boş. Adalet terazisi var ya Allah'ın, yüce Allah'ın adalet terazisi asla şaşmaz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ne kadar günahım da olsa belki ben de orada hesap verirken bazı konularda veremeyecek de olabilirim. Allah bilir. Ama en azından bir şey biliyorum. Allah o kadar adaletli ki Allah hiç kimseye bir milim haksızlık yapmaz. Ne bir fazla ne bir eksik. Tam hak ettiğini verir. O yüzden içim rahat. Demek o zaman ne hak ediyorsam onu alacağım. O yüzden içim çok rahat ve diyorum ki ya ne kaldı Serdaş'ın şurasında? Ne için uğraşıyoruz biz ya? Kimisi bu dünyada kalıcı olduğunu sanıyor ya aslında. Hiçbirimiz kalıcı değiliz. Hepimiz öleceğiz ve bundan korkmayın. Ve diyorum ki bugün bu dünyada kendini güçlü sananlar, bu pislikler var ya, zalimler, mazlumları ezenler. İşte öbür tarafta bunlar hep birlikte ateşe atılırken öbür tarafta bunlar ağlayacak. Bir de işte insana bu huzur veriyor, mutlu oluyor. Onun için diyorum ki ama ne olacaksa olsun her şey olacağına varır. Bu dünya gerçek değil ki. Her şey olacak. Biz duruşumuzu sergileyelim bir karınca gibi. Ümit Özdağ yapsın devam. Sinan Oğan adaylığını koysun. Türk milleti kimi seçerse seçsin. Türkiye belki uçurumdan yuvarlanır. Belki hep beraber şehit oluruz. Belki gazi oluruz. Belki hiçbir şey olmadan olmamız mümkün olmayabilir belki de. Kalırız kaldığımız yerde. Ülkemiz bölünür, parçalanır, mahvoluruz belki de. Ya da dediklerimiz olur. Daha da yükseliriz, şaha kalkarız. Ne olacaksa olacak ama bu dünya geçici olduğu için bu da geçip gidecek bir gün. Hepimiz öldükten sonra buralara eski geride kalacak ve Allah'ın huzurunda kimimiz sonsuzluğa erişeceğiz Allah'ın yanında, cennetinde. Kimimiz de cehennemde acı çekeceğiz. Bu kadar basit ya. Aslında imtihan bu. Biz de bu imtihanda doğru tarafta durmaya çalışıyoruz. Çok çok uzun oldu. 3 dakikalık video. Oldu 28 dakika. Ben benzin koymam lazım burada. Burada kapatayım bunu. Futboldan girdim altılı masaya, oradan girdim siyasete, Sinan Oğan'a, Ümit Özdağ'a, seçimlere. Vallahi iyi. Neyse, herkese hayırlı günler. Sabah sabah bayağı bir durum değerlendirmesi yaptım, öyle diyelim. Genel bir durum değerlendirmesi oldu bu. Şunu bir kendinize bir şey yapmak lazım, yapın önce. Hak, adalet yolunda yürümeyen kim olursa olsun onu gözden çıkartın. Bakın şimdi bize bir şey, kısa bir şey daha anlatacağım kimse bilmediği. Ben Ümit Özdağ, MHP'ye daha girmemişti. Hatta sonra girdikten sonra da hep Ümit Özdağ, hatta onun için Facebook'ta bir sayfa kurdum ben. Ümit Özdağ MHP'nin başına gelsin diye. Ben Ümit Özdağ'ı çok seviyordum, çok destekliyordum. İsrail Cumhurbaşkanı'nda nasıl rezil ettiğini, o Perez'i, teke tek de falan hepsini takip ediyorum böyle. Bayağı diyorum bakın bu adam lider. Bu adam gelse var ya neler yapar diyordum kendim. Ya bu adamda bir şey var. Ben bunu ne yazık ki
ne yazık ki değil aslında. Güzel bir şey bu. Bu yetenek var bende. İnsanlar da görebiliyorum. Kimin ne başarabilir? Mesela iş yerinde olsun, burada, dışarıda her şekilde diyor. Bak bu şu şunu çok iyi yapar. Bak bu başarır. O potansiyeli görebiliyorum. Bunu Ümit Özdağ'da gördüm. Sinan Oğan'da da gördüm. Ama Ümit Özdağ'da gördüm. Ve dedim ki o zaman Ümit Özdağ olsun. Neyse kimiz kalktı ya bundan lider olmaz. Hatta sevdiğim ülkücü insanlar. Bu lider değil. Yok şöyle değil, böyle değil. Neyse. Sana Ümit Özdağ başkanlık adayı yarışına girdiler hep beraber. Vay dedim. Çok güzel. Ama sonra Meral Akşener'in 200'lüğünü gördüm. Ben orada gördüm bunu. Ve Ümit Özdağ Meral Akşener'in bu 200'lüğüne rağmen onunla birlikte olduğu için ben onu sildim. Bakın ben kimseye tapmıyorum çünkü. Babam olsa silerim lan. Ne oluyor ya? Hesabımız Allah'a değil mi bizim? Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz? Sildim. Kapattım konuyu. Sinan Oğan bağımsız, mükemmel duruş sergiledi. O gün bugün tek hatasız duruş o sergiledi. Hala MHP'de durdu, bağımsız oldu. Hataları da söyledi. Ama hiçbir zaman MHP'yi de satmadı. Neyse zaman geçti. Bir şey gördüm. Lan dedim. Ümit Özdağ bir şeyler yapıyor. Ayrıldı parti kurdu. Zafer Partisi kurdu. Bir şey gördüm. Aslında Zafer Partisi'nin de kurulması gerekiyordu. Bu aşama gerçekleşmesi gerekiyordu. Sinan Oğan'ın yaptığı da kendince çok doğruydu. Bağımsız durmakla. Ümit Özdağ'ın yaptığı da çok doğruydu. Ama demek o yoldan geçmesi lazımdı. Ve Ümit Özdağ'ın yaptıklarıyla yine beni kendine hayran bıraktı. Yine çok seviyorum kendisini. Mükemmel bir insan. Hatta ben ona SMA'lı hasta çocuklar için bir şey yapmasını istedim ondan. Facebook'ta yazdım ve hemen yaptı da. Onların sesini duyurdu. Gerçekten bunu her siyasetçi yapmaz. Helal olsun. Sen kendim sonra daha sonra Sinan Oğan'ın gönüllüsü doldum. Doldurdum formu Almanya'dan. Ben onu da buradan duyurayım. Yani ben Sinan Oğan'ın da gönüllüsüyüm, Ümit Özdağ'ın da. Ben doğru yolda yürüyen Türk milletinin gönüllüsüyüm. Bu kadar basit. Ben şunu söylüyorum. Bakın siz diyorsunuz ki biz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Tamam sevin, ben sevmeyin demiyorum ki. Ama siz sevdiğiniz bir insanın. Şimdi ben Erdoğan'ın yanına Sinan Oğan'ı koyayım. O olsaydı onun yerinde. Ben görseydim ki lan Sinan Oğan ceplerini dolduruyor, damatlarını getiriyor. Benim için o iş biterdi ya. Siz diyorsunuz ki yok, onu mecbur yapıyor. Öyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed öyle bir şey mi yaptı? Haksızlıkla doğru yol yürünür mü ya? İşte AK Partiler bunu anlamıyor. Gerçek samimi dinlerler bunu anlaması lazım. Haksızlıkla doğru yol yürünmez. Ben bunu mecbur mu yapmam yoksa öyle bir şey yok. Sen doğrudur. Elinde sonunda Allah sana yardım eder. Etmezse de demek ki doğru yolda değilsin. Veya etmedi mi demek ki fark etmez. Ama sen imtihanını tamamlamış oldun. Önemli mi ya? Ben diyorsam ki bu adamlar böyle pislik yapıyor ama bunlar Müslüman. Öyle bir şey yok. Pislik yapan Müslüman olamaz. Hırsızlık yapan Müslüman olamaz. Adam Cumhurbaşkanı'nın kızından evli. Arada kızları alıp gemilere atıp duruyor. Ama bir taraftan adam Müslümanmış. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Müslümanlık bu değil. Siz İslam'ı bilene öyle bir noktaya getirdiniz ki milleti soğuttunuz. Bakın Türkiye'de dindar nesiller yetiştireceğiz dediler. Türkiye'de dinsiz nesiller yetiştirdiler. Herkes ateist, deist oldu. Kur'an mümini olun arkadaşlar. Siz de dinden çıkmayın. Tam tersi. Gerçek Kur'an'daki İslam'a sarılın ki bunları ezelim. Benimle hiçbir AK Partili din tartışamaz. Hiçbir AK Partili siyaset tartışamaz. Ben dinimi de Allah'a şükürler olsun ki Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Bunlardan daha iyi bilirim. Türklüğümü de daha iyi bilirim. Siyasete de daha iyi bilirim. Ve hiçbir zaman benden tartışamadılar. Tam tersi en çok düşman olduğum AK Partiler beni sevdi. Hep sevdiler. Hatta tam tersi bana dediler ki bir AK Partili vardı abim. Keşke benim oğullarım senin gibi olsaydı dedi. Çünkü sen ne olursa olsun vatanın için seviyorsun ve vatanın için uğraşıyorsun dedi bana. O beni yanlış gördüğü halde. Düşünün yani siz düşmanlarınız tarafından bile sevilmek ne demek biliyor musunuz? İşte doğru yolda olmak demek. Neyse benzindekiler bana bakıp duruyor. Şimdi adam acık bu niye arabada oturuyor? Nereden bilsinler YouTube'da sohbet ediyoruz. Kapatayım ben burada bunu. Onun için size bunu söyleyeyim. Yanlış yolda yürüyen kim olursa olsun. Bir gün biz bunları destekliyoruz ama onların hatasını gördüğümüz an söyleriz. Mesela onun için Meral Akşener'cilere de bunu söylüyorum. Meral Akşener'i doğru görseniz de hatasını şu an görüyorsanız ki görün hata yapıyor. Açıklayın. Gerçek Atatürkçüler, gerçek ülkücüler, gerçek milliyetçiler, gerçek Türkiye'de kim varsa insan olanlar lütfen birleşelim. Hep beraber birleşelim. Neyse hadi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.